Evet. Ne oldu? Yaralı severler. Yeni bir yaralı şova hoş geldiniz. Bugün size bir yaramı anlatacağım. Bakın buradan söylemek istiyorum. Çekiyor musun oğlum beni? Beni ve benileri çok üzdünüz. Siz ve sizileri benim arkamdan onu ve onuları, şunu ve şunuları konuşmuşsunuz. Bunların hepsi benim kulağıma geliyor. Bunlar ne oluyor? Neyse. Yaralı şovdur. Üzüleceğiz. Ne yapalım? Bir de benim bir arkadaşım var müzisyen. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Böyle bir kızlı ortamda benim arkamdan demiş, hayatının sesi yetmez, siye çıkamaz. Buradan söylüyorum, ben seni sildim. Ben senin adını bir daha anmam. Bir daha adını anarsam benim dilim kopsun. Bitti. Senin adını bir daha anmayacağım. İsmail abi, duydun mu? Evet, duy diye söylüyorum. Senin bir daha yüzünü görmek istemiyorum. Bir daha seninle aynı ortamda bulunmayacağım. İşte bu kadar büyük bir yemin ettim. Neyse, acımı bir tarafa bırakıyorum. İlk konumu çağırıyorum. Benden özür dilemek için İsmail abi geliyor. Yok, yok. Vallahi yok. Etme, etme. Uygunday, kundray. İsmail gelir duradray. Vallahi çok kötü oldu bak. Yok, yok. Hayat abi, koca koca adamlar oturduk, çocuk gibi alıyoruz. Neydi barışalım ortak ya? Bak evet ağlıyorum. Ağlıyorum. Ağlıyorum çek. Ama ben sana küsüm. Ben sana kırgın değilim. Ben sana küsüm. Aynı şey değil. Şimdi bu programın hemen başında bunlar barışmıyor, reyting artıyor falan diye düşünürsünüz. Öyle bir şey yok. Bunların hepsini konuşacağız. İsmail gel şutur. Bunları konuşacağız. Evet şimdi ikinci konuğum geliyor. Kendisi bir deprem uzmanı. Evet, jeofizikçi profesör geliyor. Kazım Baltu geliyor. Zurnanın zırt dediği yer. Yeter. Bu nedir bu? Ya adamı gaza getiriyorsunuz. Adam yara içinde, adamı halaya tutmuşlar. Halay nedir ya? Hepinizin alayınızı. Duydun? Hani halay alay. Evet, hem dövüyorum, hem komiklik yapıyorum. İyi, o zaman sen derdini anlat. Efendim, öncelikle teşekkür ediyorum bana bu imkanı verdiniz. Hey. Benim bu kendi derdim, kendi yaram değil ama ülkemizde gerçekleştiği takdirde çok büyük, derin yaralar açacak bir konu. Deprem konusu. Herhalde bugün en önemli konu bu. Evet,
Geç bakalım, geç. Konuşacağız, geç. Evet, şimdi son konuğum geliyor. Kendisi genç bir kızımız. Kendisi bir pop yıldızı. Evet, gençlere örnek oluyor. Yaptığı yaralı şarkılarla satış rekorları kırıyor. Yeter örnek geliyor. Yeter canım. Kusura bakma. Deminki ok muydu ya? Ok tuttu bana. Bu adam beni öldürecek. Yeter'cim, yemin ediyorum bak. Beni dinle. Güzel kız. Hayat abi. Şimdi bunlar halay manyağı olmuş. Biliyorsun, zurnayı duyuyor, hepsi koşuyor. Bak, burayı hepsini ilaçlattım. Yine de bunlara bir şey olmadı, ölmüyorlar. Evet Yeter, hoş gelmişsin. Hoş bulduk Hayat abi. Yeter, sen bir idolsün. Sağ ol. Öyle mi? Gençlere doğruyu, yanlışı hepsini gösteriyorsun. Sağ ol abi. Peki nasıl oluyor? Ya sen bu yaralı şarkıları nasıl yapıyorsun? Vallahi abi, ben de sonuçta flört çıkıyorum çocuklarla. Sonuçta buradaki herkes flört çıkar. Sonra bir ayrılık oluyor, büzüşüyoruz abi. Sonuçta hep biz zübürdeniriz yani. Ve şeper oluruz yani, kalbimiz şeperlenir. O yüzden ben de mesela bir çocukla çıkıyorum. Onun masajlarını mesela abi alıyorum. Eğer masajlarda ayrılmak istiyorsa hepsini böyle küfürlü zöbertiyorum. Ondan sonra bütün sülalesinden başlıyorum abi. O yüzden yani kendi zöberliğimi zübüttürüyorum. Böylece bütün masajlar gübüttürüyor, hepsi bende yani. O gübüren masajları da saklıyorum abi, şarkı oluyor. Vay 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 vay, ben böyle bir acı duymadım. Zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle, her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele, katılarımıza bedel.